1924 yılında Tokyo Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görev yapan Japon Profesör Dr. Hidesaburo Ueno, küçük bir köpek yavrusu buldu. Profesör Ueno, köpeğin adını Laponca'da, 8. anlamına gelen Hachiko adını koydu. Safkan Akita cinsi beyaz bir erkek olan Hachiko, her sabah üniversiteye gitmek için evden metroya kadar yürüyen sahibine eşlik etti. Metronun dış kapısına kadar getirdiği sahibini uğurladıktan sonra da eve döndü. Çok geçmeden bir akşam üniversite dönüşünde metronun çıkışında Profesör Hachiko'yu kendisini beklerken gördü ve çok şaşırdı. O akıllı köpek sahibinin eve dönüş saatlerini hesaplayarak ve aynı yolu kullanacağını düşünerek metronun önüne gitmişti. Ondan sonraki bir yıl boyunca, Hachiko her sabah sahibini metroya kadar götürdü, her akşam iş çıkışında da metronun önünde karşıladı. Hiç saatini şaşırmadı. Ama bir akşam metrodan çıkmadı profesör. Hachiko gözleri metronun kapısında gece boyunca bekledi. Bir sonraki akşam yine yoktu profesör. Üçüncü akşam metrodan yine çıkmadı. Üniversitede kalp krizi geçirip ölmüştü profesör. Hachiko her akşam, sahibim metrodan gelecek, diye inatla bekledi. Haftalar, aylar boyunca her akşam Tokyo metrosunun Shibuya istasyonunun kapısına gitti. Hachiko tam 9 yıl boyunca sahibinin gelmesini bekledi. 1935'te, 11 yaşındayken metronun kapısında öldü. Bugün Tokyo'ya gidenlerin Shibuya istasyonunun kapısında karşılaştığı köpek heykeli Hachiko'dur. Japonlar, sadakat ve insana hayvan ilişkisinin sembolü olarak ölümünden hemen sonra 9 yıl boyunca sahibini beklediği yere Hachiko'nun heykelini diktiler. İki Dünya Savaşı'ndan sonra da unutmadılar ve savaş sırasında tahrip olan heykelin yerine 1948'de yenisini diktiler. Çok sevdiği sahibiyle mezarları yan yanadır. Bugün Shibuya istasyonunun o kapısı Hachiko çıkışı olarak biliniyor ve Tokyo'nun en önemli buluşma merkezlerinden biridir. Her yıl Hachiko'nun ölüm yıl dönümü olan 8 Mart gününde birçok hayvansever heykelin önünde buluşurlar.